sana 7'den 8'e geçerken çok önemli tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü 2019 LGS oldu Tonguç evladım ve sonuçta bir sürü bilgi edindik. Peki bunların sonucunda da bize Ceren Aslan dedi ki 2006 tayfa sıra bizde, hadi bakalım. Biz 2006 tayfayız hocam. Aynen, 536 tane beğeni aldı. Hazal Helin Elbir demiş ki 7. sınıf tavsiye videosu gelsin demiş. Biz de o yüzden 6 Haziran 2020'de yani 2020 LGS saat 9.30'da olacak bu sınava toplam 8847 saat kaldı ve bunun için tavsiye yapmamız gerekiyor dedik. Ve 2006 tayfa için çok güzel tavsiyeler hazırladık. Öncesinde sınavı bir değerlendirelim. Sınav nasıldı hocam? Yani sınavı bir değerlendirelim. Bir kere yüzde olarak bakarsak Tonguç evladım benim. Kolay, orta, zor olmak üzere sözel bölüm ve sayısal bölümü hemen hızlı bir şekilde analiz edelim. Sayısal zormuş hocam. Tonguç evladım bak, %10'u Türkçenin kolaydı. %70'i ortaydı. %20'si de zordu diyebiliriz. Türkçe olarak böyle bakarsak. İnkılaba bakarsak %10'u kolaydı, %80'i ortaydı, %10'u yine zordu diyebiliriz. Analiz yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Sınav nasıldı? 2019 LGS'yi değerlendiriyoruz. Dine baktığımız zaman %70'i kolaydı Tonguç evladım benim, %20'si ortaydı, bir tane de %10'u zordu diyebileceğimiz bir tane soru vardı diyebiliriz. İngilizceye baktığımız zaman %30'u kolaydı, %60'ı Tonguç evladım benim ortaydı, %10'u da zordu diye bize. Onlar da çok kelime az zor. Kelime önemliymiş değil mi hocam? Dolayısıyla genel olarak baktığımız zaman Türkçe orta ve zor, orta gibi genellikle, orta olarak genellikle düşünebiliriz. İnkılap orta, din kolay, İngilizce de orta gibi değerlendirebiliriz. Matematiğe baktığımız zaman zaten herkesin ağladığı nokta matematik ve fendi. Şimdiden söyleyeyim Tonguç'um. Matematikte sıfır Tonguç. Kolay soru neredeyse yoktu Tonguç evladım benim. Matematikteki sorulara baktığımız zaman Tonguç evladım benim gerçekten de %50'si orta, %50'si de zordu Tonguç'um. Zor sorularda insan canından bezdirdi. Onu da şöyle söylemek istiyorum tanıtıcım. Geldik kolay sorulara baktığımız zaman gerçekten de fende kolay soru kolay çok çıkmış. Azdı. Çok az. Bir iki tane vardı. İki tane vardı diyebiliriz. Ama genel manada %60'ı ortaydı. %30'u da bu sene ilk defa gerçekten fenden de zorladılar diyebiliriz. Peki sorulara baktığımız zaman yeni nesil sorular çıktı. Türkçe'de görselli infografik sorular, fende deney yorum soruları, matematikte sayısal analiz ve akıl yürütme soruları çıktı karşımıza. Peki ne yapmamız gerekiyor? Asıl hocam yapmamız gereken, bilmemiz gereken şey bu. Bir kere kolay sorular belirleyici olmaktan çıktı artık. Kolay sorulardan ziyade biz yeni nesil sorulara ve birazcık daha üst seviye sorulara odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sıralamada daha ön plana çıkabilmesi için. Kat sayısı yüksek olan derslerimiz Türkçe, Matematik, Fen. 4 kat sayılı dersler bunlar. 20'şer soru mu çıkıyor hocam? Aynen. Bunlar acayip önemli. Bunlardan hem 20'şer soru hem de 4 kat sayı. Dolayısıyla sağlam temelleri oturtmamız gerekiyor bu dersleri. Nasıl yapacağım ki hocam? 5, 6. 7. sınıfın derslerini tekrar etmemiz gerekiyor Tonguç'um. Eksiklerimizi tamamen kapatmamız gerekiyor. Mesela örnek olarak şunu vermek istiyorum sana. Üstü sayılar konusu matematikte. Hem 5'te hem 6'da hem 7'de gördük değil mi Tonguç'um? Evet hocam. 8'e de göreceğiz. Aa. Dolayısıyla eski gördüğümüz konuların üzerine inşa edeceğiz konuları. O yüzden 5, 6, 7'nin temelleri gerçekten çok önemli diyoruz. 8. sınıf konularına da erkenden başlamamız gerekiyor Tonguç'um. Yavaş yavaş olsa günde yarım saat, 45 dakika, 1 saat hiç fark etmez ama yaz saatinin verimli geçirmen gerekiyor. Sınava hazırlık sürecinde birkaç tane tüyo verecek. En önemlisi ilk baştaki. Erken başlayan yol alır. Düzenli programla çalışmamız gerekiyor. Temel derslerle yani Türkçe, Matematik, Fenle çalışmamız gerekiyor. İlk etapta sonrasında İnkılap Dil İngilizce de ekleyeceğiz yanına. Altyapımızı sağlamlaştırmamız ve yeni nesil sorularla çalışmamız gerekiyor. Onun için sana bir 7'den 8'e hazırlık programı hazırladık ve YouTube'dan ücretsiz bir kamp hazırladık. YouTube 7'den 8'e kampını 8. sınıf kanalından takip edebilirsin Tonguç'um. 24 Haziran'da başlıyor ve bu kampımızın içinde hem soru çözümü de var. Bu soru çözümlerinde şu 3 tane kitaptan yani 7'den 8'e hazırlık kitabımız Türkçe Matematik Fen'de oluşan. Dikkat ettiysen içinde hem 7. sınıf tekrarı hem 6. sınıf tekrarı hem de 5. sınıf tekrarları var Tonguç evladım benim. 5. sınıf tekrarları ve hepsi yeni müfredata göre, yeni nesil yatay sorulara göre hazırlanmış süper bir kitabımız. Aynı zamanda da 0'dan 8'e sözel ve sayısal kitaplarımıza, konu anlatımı soru bankamıza da yeni sınav sistemine şimdiden hazırlanmaya başlayacağız. Yazın belki bu konuların hepsine çalışacağız diyoruz ve i butonundan da bunların hepsine ulaşabilirsin Tonguç evladım benim. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yol. Hadi bakalım. Tamamdır hocam.